42. menakıb Ebu'l Muin el-Nesefi rahimehullahü teala Temhid-i adları adlı risalesinde imamet bahsinde beyan etmiştir ki imamet nas ile sabit olunmamıştır. Yani ayet-i kerime ve hadisi i şerif ile bildirilmemiştir. Hazreti Ali'ye kerramallahu veçe ve evlad-ı kiramlarına Rafizilerin söylediklerinin aksine nas olmadığına delil şudur ki eğer açıkça delil olsa sahabe-i güzin hazretleri ona ittifak ederlerdi. Onların ittifakları tabiine, tabiinden de tebe tabiine, onlardan da salihine rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn daha sonrakilere hatta bize ulaşırdı. Ali Yülmürteda Hazretlerine ve evladı kiramına imametin geçişiyle alakalı bir haber yoktur ki onlar o haberin naklini gizli tutmuş olsunlar ve eksik bildirmiş olsunlar. Görülmez mi ki eshab-ı kiram bize naslardan ahkam istinbatı ve ahkam-ı İslamiyeden bir cüzü nakilde eksik bildirmeyip aynen nakletmişlerdir. Bu imamlığı gizledikleri düşünülemez. Bunun üzerine o eserde bildirilir ki Hazreti Server-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem fani dünyadan ayrıldıkları zaman sahabe-i kiram hazretleri Beni Saide'nin sofasında toplanıp buyurdular ki biz işittik ki Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki, bir kimse ölse, halbuki zamanının imamını bilmese, onun ölümü cahiliye devrindeki ölüm gibidir. O halde bizim üzerimizden bir gün imamsız geçmesi caiz olmaz. İmamdan murat halifedir. Onun için kendi zamanında mevcud olan imamı bilmemek büyük günahtır. Zira dinin ahkamından bazı şeylerin caiz olması imam ile halife ile olur. Cuma ve bayram namazları ve yetimlerin nikahı gibi imamın lazım olduğunu ve mevcud olan halifeyi inkar eden bir farzı inkar etmiş gibidir. Farzı inkar etmek küfürdür. Ensardan bir kimse kalkıp muhacirine dedi ki bizden bir emir olsun ve sizden bir emir olsun. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu an ayak üzerine kalkıp dedi ki, Muhakkak ben öyle zannederim ki, Hazreti Ali radıyallahu an buna layıktır. Ben isterim ki ona biat edeyim. Hazreti Ali ayağa kalkıp buyurdu ki, Kalk ya Ebu Bekr. Allahü Teala'nın ve Resulünün halifesisin seni Hazreti Resulü Ekrem takdim etmiştir. Kim seni geride bırakabilir? Ben Resulullah Hazretlerinin huzurundaydım. Bana emredip buyurdular ki: "Var Ebu Bekre söyle. Nasa imam olup namaz kıldırsın." Resul-i Ekrem Hazretlerinin razı olduğu bir kimseden biz elbette razı olduk. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dinimizdeki bir işte razı olduğu kimseden dünyalık bir iş için razı olmaz mıyız dedi. Resulullah'ın halifesi diye tesmiye ettiklerine sebep odur ki Hazreti Resul-i Mükerrem Ebu Bekr Hazretlerini kendi makamı şeriflerine ki imamet makamıydı halife nasbettiler. Ömürlerinin sonunda Nasa Müslümanlara imamet edip, imamlık yapıp namaz kıldırdı. Bir rivayette yedi gün ve bir rivayette üç gün imamlık yaptı. Sahabe-i kiram hazretlerinin cümlesi Ali'ye radıyallahu an muvafakat edip Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a biat ettiler. Biat olduktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin deftine meşgul oldular sonra vaz edip buyurdu ki ben sizin üzerinize vali kılındım halbuki hayırlınız değil idim beni kabul edin hemen yine hazret-ali kalkıp buyurdular ki biz seni ne kabul edeceğiz ve ne kabullük talep edeceğiz hazret-resul-i muhterem seni takdim etmiştir kim ola ki tehir etsin yani Resulullah'ın geçirdiği makamdan kim seni geride bırakabilir? Bir gün gördüler ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık çarşıda bir kadına gömleğini satıp ücretiyle yiyecek alır. Dediler ki sana Beytül Mal'den nafaka tayin edelim. Sen Müslümanların işlerini gör. Her günde veya iki günde iki dirhem tayin ettiler. Yine kendi buyurdular ki ben zayıf bir kulum yevmiye iki dirhemlik amele kudretim yoktur. Öyle olunca, iki dirhem bana haram olur. Ondan sonra bir dirhem ve iki dank tayin ettiler. Hazreti Ebu Bekir, radıyallahu an o bir dirhem ile iki dankı alıp, bir testiye koyardı. Yine gizliden mal satar, kendisine harcardı. Vefatları yaklaştığı zaman, o testiyi istedi, ve onda olan akçeyi döktü. Kerimeleri Ayşe Sıddıka Hazretlerine buyurdular ki bu akçeyi Ömer bin Hattab Hazretlerine götür de ki bu mal Müslümanlarındır. Bunu Müslümanlardan ihtiyacı olanlarına versin. Ayşe Sıddıka da o meblağı Hazret Ömer hilafet makamına geçtikte huzuruna götürüp ve babasının vasiyetlerini beyan ettiklerinde Hazreti Ömer ağlayıp "Ey Sıddık, bizi büyük zahmete bıraktın. Ne garip Ebu Bekir ki öldükten sonra yine adalet ettin. Kimsenin yolundan yürüyebilir." deyip mübarek gözlerinden yaş revan oldu. Rivayet olunmuştur ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin intikalinden sonra ahireti şereflendirdikten sonra Ebu Bekr radıyallahu teâlâ hazretleri hilafet müddetlerinde günden güne zayıflediler. Zayıflıkları gün geçtikçe arttı. Bir gün Ayşe i Sıddık'a sordular ki, Ey benim babam! Sana ne oldu ki gün be gün zayıflersin? Cevabında buyurdular ki, Ey kızım! Bilmiş ol ki, Muhammed Mustafa Hazretlerinin ayrılığı beni zayıf eyledi. Ey azizler, bunu fikredip kıyas edin ki ne şekilde muhabbeti olmak gerek ki bu şekilde zayıf olmaya sebep olsun. Kalbinde böyle bir hakkın serverine Allahü Teala muhafaza etsin. Su izanlı olan kimseye yazıklar olsun. Allahü Teala Hazretlerinden nasıl rahmeti umarlar? Habibullah Hazretlerinden ne yüz ile şefaat ümid ederler?